Niçin gönderildi? Onu unutmuş. Hazreti Adem'in çocukları nasıl evleniyordu? Ya bir karında ikiz çocuk oluyordu. Bir evvelki bir sonrakiyle evleniyordu. Daha sonra çoğaldıktan sonra akraba evliliği yasaklandı. Ta ki Allah-u Teala ileride ırkçılık olmasın diye. Sen Adem'den Havva'dan geldin, ben Hasan'la Fatma'dan geldim diye bir üstünlük davasına girmesinler diye bütün insanları bir anadan babadan çoğalttı. Buna rağmen ırkçılık dünyayı kasıp kavuruyor biliyorsunuz. Hatta ülkemize en büyük zararlardan birisini etnik köken farklılığı vermiyor mu arkadaşlar? Ne zaman Türk'ün, Kürt'üz diye ayrı ayrı çekmeye başladıysak baş çekmeye, ırkçılık davasına girmeye, her iki grupta kim yaptıysa zarar verdi ülkeye. Allah-u Teala bunu kökten halletmek için bütün insanları bir anadan bir babadan çoğalttı. E o zaman çocuklar nasıl evleniyordu, birbirinin kardeşi olmuyor muydu? Ne yapacaksın sen kardeşim ya? Sen bugününe gel bak. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Bütün ırkçılığı kökten yok edecek, silip süpürecek ve insanların huzurunu kaçıran bu ırkçılık derdine kesin çare olacak hadis-i şeriflerinde ne buyurdular? Kullukum min Adem'e ve Adem'u min turab. Hepiniz Adem'densiniz, Adem de topraktandır. Öyleyse üstünlük davasına girmeyin. Efendim, peygamberlerin işte boyu kaçıdı, kaç sene yaşadılar, nasıl yaşadılar? Böyle bugün insanlar kendilerine dünyada, ahirette pek de lazım olmayacak bir şey, bilgilerin peşine düşüyorlar. İtimat edin, bir toplantıya gittim. Koca koca da profesörlerin iştirak ettiği toplantı. Efendim, sempozyum, ismi de şöyle. Konuşulan ne biliyor musunuz? Peygamberimizin adı Muhammed değildi. Mekke'de doğmadı. Doğum tarihi 571 değil. Ya kardeşim, bütün bu şimdiye kadar gelen bilgi bu. Orada bu tartışılıyor. Mekke'nin şu kadar kilometre dışında doğmuş. Dışında doğsa ne olur? İçinde doğsa ne olur? Getirdiği mesaja bak. Efendim, ismi başka bir şeydi de sonradan Muhammed olarak değiştirildi. Öyle Muhammedur Resulullah diye ayet var mı yok mu kardeşim? Sen daha neye kanıtsın? Ne inanıyorsun? 571 değil de 569'da dünyaya geldi. 69'da gelse ne olur, 71'de gelse ne olur. Bir şey arz etmek için bu örnekleri veriyorum. İnsanlar ana konuyu, peygamberlerin gönderiliş sebebini, peygamberlerin getirdiği mesajları alıp da hayatına uygulama yerine kendine lazım olmayacak bilgilerin peşine düşüyorlar. Televizyon programlarına bakın. Gece 2'lere 3'lere kadar devam eden tartışma programının içinden çıkacak hiçbir şey yok. Hepsi zaman. Öyle miydi, böyle miydi? Abdestle ayak yıkanacak mı, yıkanmayacak mı? Lan bu din geçen hafta mı geldi mübarek adam ya? 1400 senedir uygulanıp gelen bir dinimiz var. Ecdadımızın bize uygulayarak hazırladığı bir din var. Sanki Kur'an geçen hafta inmiş gibi ayetler haşa tartışmaya açılıyor, hadis-i şerifler tartışmaya açılıyor, müçtehitlerin fetvaları tartışmıyor. Oysa ki konumuz peygamberlik ya, insanlar peygamberler konusunda bilgi edinirken bu peygamberler niye gelmiş? Bu peygamberlerin ortak sıfatları ne? Bunları öğrensek vallahi çok karlı çıkacağız.